Px polinomumuz üçüncü dereceden arkadaşlar. Birinci öncüle göre Px polinomumuz şu şekilde yazabiliriz. A baş katsayı olmak üzere. Eksi 2 olan kökü x artı 2 denklem. Eksi 1 kökü olan x artı 1. 2 olan da x eksi 2. Kalanlar 5 olduğu için hepsinde de artı 5 en sona ekliyoruz. Türevinde 0 8'miş. O zaman Px polinomumuzun türevini alalım. 3 tane ifadenin çarpımı olduğu için bunu isterseniz biraz daha güzelleştirelim. A çarpım. X artı 2 ile x eksi 2'yi çarparsak, bunlar zaten x kare eksi 4. Bu x artı 1 yazalım, artı 5. Şimdi de çarpımın türevini alalım. A katsayı olduğu için başa aldık. Birincinin türevi 2x çarpı ikinci artı ikincinin türevi 1 çarpı birinci. 5'in türevi zaten 0. P'nin türevinde 0 8 olduğu için x gördüğümüz yere 8 0 yazalım, 8 eşit diyelim. 0 yazarsak burası gitti. 0 yazarsak buradan parantez içerisinde eksi 4 gelir. 8 eşitse a değerimiz eksi 2 çıkar. Dolayısıyla arkadaşlar a yerine eksi 2'yi polinomda yazacak olursak px polinomu eksi 2 çarpı x artı 2 x artı 1 x eksi 2 artı 5 olarak düzenlerim. px polinomu kat sayılar toplamını istediği için p1'i soruyor bize. Eksi 2 çarpı burada yazdık 3 burada yazdık 2 burada yazdık eksi 1 artı 5. Burasının çarpımı e, ne gelir? Çarptığımızda 12 artı 5'ten 17 olur. Cevabımız eşittir.